Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah ve ba'd. Değerli dostlar, Mektubat-ı Esad-ı Erbili adlı kitap çalışmamızın 122. mektubuyla birlikteyiz. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. 2 Mart 1320 tarihli mektubunuz ulaştı. Onda evlat ve yakınlarınızın, ihvan-ı kiramın sıhhat ve selametini işaret eden ifadeler bulunduğundan Cenab-ı Hakk'a şükran borçluyum. Mahşer meydanında ümmetinin çokluğuyla diğer ümmetlere iftihar buyuran Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, iki cihanda yariniz olsun. Din kardeşlerimizin birçoğunu hal ve sözünüzden müstefit eylesin. Amin. Bildiğiniz gibi nefsi emmare daima gevşekliği gösterir ve hakikati örtmeye önem verir ve kendini aldatır. Çünkü hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. La ilahe illallah diyen cennete girer. Bir diğer hadis-i şerifte ise halisan yani samimi olarak kelimesi de zikredilmiştir. Riya, kibir, haset, tamah, cimrilik gibi kalbi hastalıklar ve rezilliklerden nefsi temizlemeyi, samimi niyetin önemini açıklamalısınız. İnsan vücudunda mesela basur gibi bir hastalık mevcut oldukça lezzetli yemeklerden istifade olunmayacağı malumlarınızdır. Aynı şekilde zikredilen hastalığın biri, özellikle birkaçı mevcut oldukça Rabbin rızası ve rıdvan cennetlerinin nimetleriyle mutmain olmak için sadece zahiri ibadetlerin faydası olmayacağı şüphesizdir. Allahu Teala ve Tebareke Hazretleri şöyle buyurmuştur. Dikkat edin, halis din Allah içindir. Mevlam o samimi ibadeti ihsan buyursun. Amin. Değerli dostlar, Esad Erbili Hazretleri bu mektubunda ana hatlarıyla şu hususlara işaret ettiler. Nefs-i emmare daima kolaycılığı tercih eder ve bu şekilde hakikati örtmeyi hedefler. İbadetler, zahir ve batın şartlarını riayet edilerek yerine getirilirse, kulun Allahu Teala'nın rızasına ve ebedi cennet nimetlerine kavuşmasına vesile olur. Esad Erbili Hazretleri, zahiri yani bedeni hastalıklardan uzak durulması gerektiği gibi, kaçınılması zaruri olduğu gibi, riya, tamah ve cimrilik gibi batıni hastalıklardan da bir maneviyat erinin kurtulmasını gerekli görmüştür. Birçok mektubunun sonunda olduğu gibi bu mektubunda da Esad Erbili Hazretleri cümlelerini dua cümleleriyle nihayete erdirmiş, sonlandırmıştır. Yüce Rabbimiz Esad Erbili Hazretleri'nin bu mektubunda dile getirdiği hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.